Hülya'ya merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Sarıcıoğlu Mahallesi'ni gezeceğiz. Yani yolun sağ tarafına doğru gideceğiz. Sol tarafı bildiğiniz üzere Taştepe'ye giden yol. Bir mahallenin, Malatya'nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Sarıcıoğlu Mahallesi. İlk kurumdan beri olan mahalle. Sağ tarafımızdan Taştepe'ye giden yol. Hatırlamanız açısıyla gösteriyorum buraları. Sol tarafta da Sarıcıoğlu Mahallesi'nin aşağı taraflarına doğru gideceğiz. Buradaki de son durumu da sizlerin ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Yoğun bir trafik var burada. Buradaki binaların çoğunda değerli izleyenler, yaşam devam ediyor. Hayat devam ediyor. Zaten marketlerden de belli bu durum. Dükkanlardan da belli. Bütün binaların altındaki neredeyse dükkanlar, işletmeler açık durumda. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru gidelim. Sarıcıoğlu Mahallesi'ni göstermeye başlayalım değerli izleyenler. Gelirken değerli izleyenler, epey bir esnafımızla da muhabbet ettik, konuştuk. İnsanlar artık şey noktasına gelmiş yani. Kış geliyor, ne yapacağız, ne edeceğiz noktasına gelmişler. Niye gelmişler? Çünkü çarşı yok. Çarşıya bir temel atıldı. Hala bir ilerleme yok. İşte en azından yani bir beton parçası görse belki insanlar umutlanacak ama hala yani o temelleşilmiş, öyle bırakılmış bir şekilde bekliyor orası. Bakırcılar Çarşısı'nda orayı bahsediyorum değerli izleyenler. Bu da esnafı germeye başlamış hakikaten. Şu an esnaf çok gergin. Bir an önce bu dükkanların yapılmasını istiyor. Ve bir an önce şu şehrin ayağa kalkması için ciddi adımların atılması gerekiyor. Sağ tarafımızı göstermek Sarıcıoğlu Cami. İbadet devam ediyor değerli izleyenler camimizde. 1967 yılı yapımıymış. Çok şükür herhangi bir sıkıntısı yok. Ne minaresinde ne kendisinde herhangi bir sıkıntı yok. Şuradan geçelim Mert, gel. Arabalar sıklıkla geçiyor. Seni de fazla şey yapmasınlar, sıkıştırmasınlar. Şöyle devam edelim. Burada yine Hakan Çeyiz dükkanını açmış. Dediğim gibi yani buradaki az katlı olmasından dolayı buradaki çoğu bina iyi durumda. Ama işte bu şekil buradaki enkazlar kaldırmış, bina enkazları da var. İlla ki hasar almış binalar da olmuş bu sokakta. Yani hangi sokakta yok ki değerli izleyenler? Hangi sokakta yok ki Malatya'nın? Bu binanın enkazı, her şey kaldırılmış, bu şekil bekliyor. Bu da güzel bir evmiş herhalde Mert, baksana. Arkada bahçesi mahçesi de varmış. Yani incir ağacı falan görüyorum. Kayısılar falan görüyorum orada. Güzel bir bahçeymiş ama dediğim gibi bu demek ki asrın felaketinde bu binamız dayanamadı ve zaten şu kiremitlerden de belli oluyor Mert. Ateş tuğla yapılmış. Bayağı eski bir binaya benziyor bu binamız. Yıkılan binamız için söylüyorum. Yan tarafa da çok şükür fazla bir zarar vermemiş. Bu şekil kalmış. Düzgün almışlar bu binayı sanırım. Fazla bir sıkıntı gözükmüyor. Şöyle aşağı doğru devam edelim Mert. Esnaflarımızla da biraz konuşalım. Vatandaşlarımızla da mikrofonu uzatalım. Durumları nasıl, ne durumdalar? Ama işte şehrin ekonomisinin ayağa kalkması için şu çarşının bir an önce olması lazım. Çarşı hakikaten kötü durumda. Çarşının bir an önce ayağa kaldırılması gerekiyor. Eczane Sarıcıoğlu, o da açık değerli izleyenler. Sarıcıoğlu Mahallesi'ni gezmeye, göstermeye devam ediyoruz. Mert, sen mümkün olduğunca göstermeye çalış. Hatta biraz da ortaya geçelim, sağlı solu göstermeye çalışalım. Şöyle bir ustamız burada, dükkanı açık. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağ olasınız. Nasıl gidiyor abi işler? Gel konuşalım biraz. Tamam, tamam. Kolay gelsin, sağ olun, teşekkürler. Esnafımızın bir işi vardı değerli izleyenler. Bitirmeden başlamayayım dedi. Burada yine berberimiz, her şeyimiz açık. Görüyorsunuz. Sahibinden satılık tek katlı bir bina var değerli izleyenler burada. Mert numarasını çek, belki almak isteyenler olur. Sahibinden satılıkmış. Tek katlı bir yer. Malatya'nın en iyi yerlerinden bir tanesi olarak gösterebiliriz buraları. Neresi? Tam caminin 5-6 dükkanı aşağısı. Şöyle aşağı doğru devam edelim. Burada hayat devam ediyor değerli izleyenler. Bir sıkıntı yok. Yani buradaki vatandaşlar hep evlerine gelmişler, göçmüşler. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz?
Geldik, mahallenizi çekiyoruz. Mahalledeki son durumu çekiyoruz. Nasıl abi? Gel anlat biraz. Valla neyi anlatayım? Ben buradan çıkmıyorum ki. Dükkandayız işte, uğraşıyoruz. Ama yine çoğu mahalleye göre en sağlam mahallelerden bir tanesi herhalde burası tabii, kalmış. Mahallelere göre buralarda fazla bir yakın falan bir şey de olmadı da. Yani hem elleriniz Çavuşoğlu, Cirikpınar. O taraflar tamamen gitti. Bizim o Çatyol tarafı mesela. Çatyol tarafı. Yıkılacak çok yer var. Aynen. Yıkılanlar çok şu anda. Ya hayırlısı olsun. Allah'tan gelene şükredeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Öyle. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Kulun da bir şeyler yapması lazım. Yani. Allah'tan gelen herkes şükrediyor. Ona yana sıkıntı yok. Tabii. Yani, ama kul iyi işler yapmak zorunda. Yani biz de öyle pes etmeye yok. Uğraşıyoruz, direniyoruz. Bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi olur. Allah sonumuzu hayrede. Başka yapacak bir şey yok. Vallahi abi bence şu anda yani görülmeyen bir durum yani hiç bilemiyoruz. Bir belirsizlik var değil mi? Belirsizlik var yani. Kimin ne yapacağı mesela bizim o tarafta o evleri yıkılanlar yerinde yapma bir durum söylediler. Tekrar sonradan daha önce kentsel dönüşüm olduğu için çevre şehircilikte belediye şu anda sıkıntı diyorlar aralarında var. Onlar olacak diyor, onlar olmayacak. Bilmiyor, bir belirsizlik var yani. Herkes beklemede. Yani net bir açıklama da yok ya. Yok yok hiçbir yok. Yani insanlara millete, rahatlatıcı bir açıklama yapılmıyor. Millete net bir bilgi yok. Öyle. Yani sağlıklı bir bilgi verilmemiş, verilmiyor. Ama niye, neden? Millet de bunu merak ediyor. Niye olmasın, niye, ne yapacağız? Şaşırmışlar işte. Bu iş, yani sonuçta bu işlerin yapılması, bakanlığın buraya gelmesi, bu işleri yapması tamamıyla siyasetle alakalı durum. Ya siyaset siyasilerin, daha doğrusu vekillerin 7-24 çalışması gereken bir konu. Ama işte bakıyoruz. Bilmiyorum sizin buraya geldi mi gelmedi mi? Malatya seçimden sonra hiçbir vekille görüşebildiniz mi? Abi ben Malatya seçimden sonra değil, depremden sonra da değil, öncesinden de hiçbir vekili ne görmüşüm, ne gelmişler ne gitmişler. Allah'a çok şükür. Biz o konuda bir sıkıntımız yok. Şey de yani, hem iktidar hem muhalefet. İkisi de yok ortada. Yok abi, kimse yok yani. Kimse seçildiler, yok. Kaçtılar, gittiler. Şu an, özeti şu bu. An tamamen büyük bir belirsizlik var. Kimin ne yapacağı, kim nerede, kim ne yapıyor belli değil. Yani. Bilmiyorum. Herkes kendi imkanıyla, kendi derdine düşmüş. Kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ayak kalkmaya çalışıyor. Rabbim herkes. Güç versin. Amin, amin. Allah kimseye muhtaç etmesin. Ben başka da yalla can sağlığı versin. Başka da bir şey demiyorum. Eyvallah. Ne diyeyim? Hayırlısı. Sizlere de. Teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyoruz. Şöyle devam edelim. Bu sıcakta nereye böyle? Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, sağ olun. Evinizin durumu nasıl? Evim iyi. Nerede oturuyorsunuz? Çavdar'da. Nerede? Çavdar. Anlamadım. Çavdar. Çavdar neresi? Aşağıda. Aşağıda. Site olarak mı geçiyor? Evet, Çavdar sitesi. Anladım. Deprem süresince gittiniz mi? Terk ettiniz mi Malatya'yı? Yok, Malatya'yı terk etmedik. Ha, buradaydınız değil mi? Evet. Anladım. Çok geçmiş olsun size. Sağ olun. Devam edelim. Aşağı doğru gidelim Mert. Ablamın dediği yere doğru, Çavdar sitelerine oraya kadar gidelim. Tam bilmiyorum yerini ama işte. Bir gidelim bakalım. Durumlar nedir, nasıldır? Yani bu işler siyasetle çözecek işler. Ama hala siyasilerimizin net bir adım attığını göremiyoruz. Yani o çalışmayı, o azmi, şu vatandaşla iç içe olmayı göremiyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi, iyisin? Sağ olasın, nasılsınız? Nereye böyle? Vallahi çarşıya doğru gidiyoruz. Çarşı kaldı mı? Yok, kalmadı ama yapacak bir şey yok. Ağız alışkanlığı değil mi? Sen de durumlar nasıl abi? İyi, çok şükür. Evin durumu nasıl? Ev iyi, çok şükür. İyi, maşallah, evet. Maşallah. Bir temennin, bir isteğin var mı? Temennimiz çarşının yapılması. Başka temennimiz ne? Değil mi? Çarşı yapılırsa... Hayat normale dönecek. Evet, memleket güzelleşir. İnşallah. En kısa sürede yaparlar diye. İnşallah, inşallah. Umut ediyoruz ama işte bir temel açtılar. Hala o temel o şekil bekliyor. İnşallah yaparlar, yapacak bir şey yok. Eyvallah. Hadi, iyi geçmiş günler. Olsun sizlere. Sağ olun. Yani o temeller o şekilde açık kalacaksa bir anlam yok değerli izleyenler. Mert'le biz de gidelim. Şuraya bir yeri kazalım. Temel açtık. Temel açma değil, önemli olan o binanın yükselmesi. Şöyle ablalarımız da burada duruyorlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Canlı yayındayız. Biz canlı yayında yapak. Canlı yayında bize çekmek. Sizde durumlar nasıl? İyiyiz. Evlerinizin durumu nasıl? İyi, çok az hasar. Az hasar. Nerede evet. Ablalarınız? Bizimki evet. Şeyde. Bu mahallede mi yani? Evet, bu mahallede. Bu mahallede. Evet. Fiyatlar nasıl? Piyasa nasıl? Valla fiyatlar biz bilmiyoruz. Biz 3 tane kira veriyoruz. Nasıl 3 tane kira veriyoruz? 3-2 tane dükkan, bir de evin kirası. Ha, evin işte, kirası. İşte. Evlerin kiraları 1 milyardan 5 milyar şu an, o da araya birilerini koyarak veriyoruz. Değil mi? Evet. Sen de mi kirasın ama? Evet, kiracıyım. Anladım. 1 milyar 300'e oturuyorduk, şu an 5 milyar veriyoruz.
O da beğenmiyorlar. 7 milyar istediler. Biz hiç haliler kontento vermiyorlar bize. Ama biz kimseye derdimizi, az hasardır diye kimse derdimizi de anlatamıyoruz. İşte öyle. O da büyük sıkıntı. O da büyük sıkıntı. Hakikaten aynen. Öyle. Aslında savunup da kiracı olup oradan çıkanlara da bir yardım sağlanması lazım yani. Yani kesinlikle. Valla konten şu an hemen bana verse ben giderim. Değil mi? Evet giderim. Mecbur. Aha şu çocuk hiç içeri giremiyor. Bas bas bağırıyor. Okullar da açılıyor. Evet okullar da açılıyor. Ne yapacağımızı. Allah olsun yani. Hadi. Bir defter olmuş 50 lira dün marketleri gezerken. Kesinlikle, kesinlikle. Yani senin 2-3 tane çocuğun olsa nasıl altından kalkacaklar? Puanla beraber şu test bir tarafa düşmüş. Yemin ederim kara kara düşünüyorum. Ne? Bu tarafta arabaya bindirsem okul ortasında, bu tarafta bindirsem servis tutsam gücüm yetmez. Servis ücretleri de almış başını gidiyor. En kötü servis ücreti 959. Hiç yani. Yani 1000 lira civarına diyeyim. Aynen. Fazla da var fazla. İşte bilmiyoruz. Allah ne yapacağımızı. Amin. Hadi, kolay gelsin sizlere. Devam edelim. Canlı yayında değerli izleyenler. Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ilerlemeye devam ediyoruz. Ara sokaklarda gösteriyorsun değil mi Mert? Tamam. Selamünaleyküm. Yeriniz burası mıydı? Yok buradaydım daha önce. Önce de buradaydınız. Ne iş yapıyorsunuz abi burada? Ben burada döşemecilik yapıyorum. Kanepe koltuk döşeme işi yapıyorum. Nasıl gidiyor abi işleriniz nasıl gidiyor? Yani şu anda bizlerde şöyle bir sıkıntı var. İnsanlarda heves kalmadı depremden dolayı. Değil mi? Daha önce mesela biz müşterilerimize renk beğendiremiyorduk. Şu anda geldikleri zaman ya kanepe olsun da ne olursa olsun gibisine öyle bir zevk kalmadı insanlarda. Kimse de artık kanepe koltuk evine gerçekten götürmek istemiyor. O sebepten dolayı bu süreç bizim için çok sıkıntılı geçiyor. Bir şarkı var ya eski tadım yok artık. Aynen öyle yani gerçekten eski tadım. Herkes söylüyor. Eski tadımız yok. Eski tadımız şey. Kalmadı. Hayırlısıyla inşallah. Allah yardımcımız olsun. Yani hayırlısı şehrin olsun inşallah. Da, bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama çarşının inşaatının bitmemiş olması hala insanları ya inancın olsun, biz de, sıkıntıya sokuyor. Yani şöyle bir şey yani dışarı gitmeyi çok iyi birinde. Mesela daha önce İstanbul'da esnaflık yaptım ben. Samsun'da esnaflık yaptım ben. Ama memleketi terk etmek istemedim. Yani hani olur ki bir yerde bir katkımız olur, bir faydamız olurcasına. Sonuçta da yani o sıkıntılar da bir arada yaşayacağız yani. Allah yardımcımız İnşallah olsun. İyi olur. Hayırlısıyla bekliyoruz. Temelin isteğin var mı? Yani temelin isteğimiz bir an önce tekrar çarşımızın ayağa kalkması, insanların bu evsizliği bir an önce giderilse her şey yine ufaktan döner. Yani 3-5 sene bizi yorar ama inşallah tekrar iyi olur. 3-5 sene çok uzun süre. Yani gözlemler onu görüyor abi. Yani bu şehrin iyi giden bir şehirdik. Ekonomik anlamda, her anlamda iyi giden bir şehirdik yani, ama herhalde bir 20 sene geri attı bizi. Yani organizemiz son 2-3 yılda kendini geliştirmişti. Ortalama bir bildiğimiz kadar 100 bine yakın işçi çalışıyordu. Organizede ister istemez gerileyince ne olacak? Bu halka da yansıyacak, esnafa da yansıyacak, markete de yansıyacak, bakkala da yansıyacak. Bugün organizede aldığımız duyumlara göre 56 bin kişi kaldı 120 bin kişiden. İster istemez bu bir gerilemedir yani bizim için sanayi çok önemlidir. Öyle. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Maratemize geçmiş olsun. İkinci elde satıyor musunuz yoksa? İkinci elde satıyoruz. İkinci elde satıyorsunuz tamam. Kolay gelsin. Tamam. İyi günler diliyoruz. Devam edelim Mert. Geliyorum ben. Sen göstermeye, sağa solu göstermeye, insanların evlerini göstermeye devam et. Hala Malatya'da olmayanlar da vardır. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? İyisin. Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? Hamdolsun. Günümüzde şükür. Allah razı olsun. Sen de durumlar nasıl? Sen dinleyelim. Kardeş durumlar ne olacak? İşte gördüğünüz gibi. Ne iş yapıyorsun abi? Ben belediyeden emekliyim. Emeklisin. Belediyeden emekliyim. Yeni mi emekli oldunuz? Yok ben 2007'de emekli oldum. 2007'de emekli oldum. Biraz erken olmuşsun galiba. Ne yapalım kardeşim işte. Evlerin durumu nasıl? İşte biz Çavdar Sitesi'nde oturuyoruz baba. İşte bu son depremlerden sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Anasını yalıtım yaptık depremden önce. Bir de ısı yalıtımcılar üzerimize çöküyor abi. Niye? Taksitlerimizi protesto ediyorlar. Hani sözde olan üstel bölgesi ya. Protesto parası veriyoruz abi. Emekli maaşıyla. Adam diyor her ay diyor 700 lira 700 lira protesto parası. Allah 3 Allah. Ay 3 al o hal olmuş ya. Sözde. Kim bu firma? Malatyalı firma mı? Abi artık kim yaptığı da belli değil. Yani normalde yöneticiler biliyor da bunu. Yapı Kredi Bankası vermiş de abi ben mesela 2700 lira verdim. 700 lira protesto parası verdim. Niye vermişim? 3. ay, 4. 2. ay, 3. ay, 4. ay. O hal ilan edilmiş. O hal ilan edilmiş abi. Adam yani var ya insanlar o kadar fırsatçı olmaya başlamışlar ki yani sen burada cehennem yaşandı o 3 ay boyunca. Abi yani. Namussuz olmuşlar. Hainlik her tarafta var. Abi zaten fırsatçılık her tarafta var. Bak abi dikkat etmişseniz dış devletler yani gavur gavurluğuyla bize yardım ediyor Müslümanlar. Sözde Türk dediğim insanlar birbirini kandırıyor. Bak mesela benim kızımın eşyasını komple çaldılar. Nerede abi? Burada 3 yolda oturuyordu abi. Mal sahibi diyor ki ağır hasarlı diyor.
Çocuklar yeni evliler. Kandırıyorlar abi. Ben 400-500 bin liralık mal almışım. Bir tane depocu buluyorlar abi sözde. Sözüm bana. Adam diyor ki ya gel ben yardımcı olurum size diyor. İkinci gitti ya hepsini boşaltmışlar. Hadi ya. Çocuğun bezine kadar. Polise başvurdunuz mu? 4 aydır başvurmuşum abi. Ne, daha ne ortada bir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir şey yok. Hani devlet neredesin sen? Ben devletimi seviyorum. Devletim bana sahip çıksana. Bana sahip çık ya. Emniyet güçlerini uyaran tekrar. Ne diyor? Yapın diyor, bulun diyor. Bir şey olursa biz geliriz. Sen nereden sen ne iş yapıyorsun abi? Sen yer... bulamazsın ki. Abi kamera kaydını vermişim. Resmini vermişim. Kaydını vermişim. Oturduğu adresi vermişim. Adamın adını, soyadını. Adam halen WhatsApp'ta dolaşıyor. Halen dolaşıyor. Hırsızlığı halen dolaşıyor. Teslim ettiniz. WhatsApp'ta gözüküyor. Görünüyor. WhatsApp'ta, Instagram'da, Facebook'ta görüşüyor. İkinci el eşyası satılır. Bir de benim damadım takımlı gibi fotoğraf çekiyor. Allah Allah. Çocuk bu kadar yüzsüz yani. Aynen öyle baba. Aynen öyle. Devlete bunları vermişim hepsini. Vermişim. Çocuklar şu anda konteynerde kalmış. Bir de işsiz kaldı abi. İşte şimdi şükür bir yere girdi. Hadi devletimiz sahip çıksın. Fazla bir şey istemiyoruz abi. Ama Malatya sahipsiz abi. Bunu bilsinler. Vekiller de bunu bilsinler. Bunu her zaman söylüyoruz ya. Vekiller ortada yok. Muhalefet, iktidar. İkisi birden yok. Abi kimse yoktur. Bak Mart 28'de seçim yok mu abi? Seçim var. Herkes bizim şeyimizi de biliyor abim. Dedim kardeşim gelmeyin. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Sadece bir tane garibin elinden tutun. Benim maaşım, emekli maaşı verme bana kardeş. Verme. Devletime can, can kurban olsunlu devletime. Ama devletim sen de bize sahip çık. Sen şahıs olarak mesela kendi şahsına şanslısın. Niye evin var? Çok şükür. Bak mesela Çavdar size benim abi. Evim yok. Mert'in evi yok. Hülya Kaya'nın evi yok. Umut'un evi yok. Yani kendi personelimi düşünsün. Ben çok üzgünüm abi. He. Vallahi bile. Ben çok üzgünüm. Yani bu aslında kötü durumdan iyi durum çıkarmaya çalışıyoruz da işte. Olmayanlar ne yapacak abi? Abi ben çok üzgünüm. Bak şu anda sen bu şekilde diyorsun. Gel kardeş biz de oturalım. Heh. Gel. Benim başımla eyvallah. Başımın üstünde yeriniz var. Böyle olmalıyız. Başımın üstünde ama yeriniz işte, var. Ev üstüne ev olmuyor. İşte gittik. Sen de gitmedin mi abi? İl dışına çıkmadınız mı? Gittik. Evet. Abi direkt Balıkesir'e gittim. Heh. Ev üstüne ev Deniz... oluyor mu? Yok. Denizli'ye gittim. Kira ne aldılar bende? 12 milyar aldılar. Değil mi? Bir ay durdum. Geri çocuklarım dayanamadı. Geri geldik buraya. Şimdi biz de Malatya'nın kaderi oldu bitti böyle. Bak benim yaşım 70. Eyvallah. Ne milletvekili görebildim. 11 kişi ben çadırın içinde kaldım. Çocuklar korkuda içeri giremiyor. Evim sağlam. Zemin kat ama girmediler içeriye. Korkuyor insan. He, korkuyor var. Torun. Abi 2-3 ay ne oldu öyle? Yani, ben kurban oldum. Yardırmadı ki. Şimdi arka arkaya. Dakika başı salladı. Ha, biz 3 ay 4 ay benim emekli maaşım 7,5 milyar. Ben 11 kişiye baktım ekmek parası verdim. 11 kişi. Allah razı olsun. Ne bir yardım aldım, ne şunu aldım, o 7,5'una 11 kişiyi besledim ben. Çok şükür Allah'ıma. Öyle değil mi? Ama ne bir milletvekili, ne belediye başkanı, ne şu, ne bunu hiç kapılarda gelmiyor, görmedik. Gelmiyor. Ha, gelenler de, yardım gelenler de muhtarlar kendi adamlarına götürdük dediler. Ben bir çadırım. Bir şey soracağım. Buranın muhtarı nasıldı? Sizce? Ben Melek Baba, benimki. Sen, Melek Baba'nın muhtarı nasıldı? Önce muhtar iyiydi. Muhtarımızı görevden aldılar Ali'yi. He. O getirdiler, bir tane Bingöl'ü getirdiler. Ne olursa olsun. Getirdiler, üçüncü adayı getirdiler. Çadıra gittik, çadır vermedi. 15 tane çadır, koca bir 5000 haneli nüfusa 15 tane çadır almış. O dönemde çok şey yaptılar ya. Bak, çok sıkıştık. Yok, film fırlak diyeyim yani. Çok döndü yani. Tom, çok film fırlak çevirdiler. Tabii. Yani akrabasına şimdi, götürdü, verdi. He, ona bak, verdi. Gelen yardımı onlara verdiler. Bak, Hidet, ben, mesela Hidet Mahallesi Muhtarı Engin. Ya o adam ayağında ayakkabı yok. Sular içinde adam yardıma koşuyor. Helal olsun. Bak ya şunu da söyleyeyim. İşini bak, tam yapana helal bak olsun. Bak şunu abi, da bizim muhtarımız değil yani. Şunu kamuoyu da bilsin abi. Bak mesela benim ocak başkanım Turgay Gönültaş. Evet. İlçe ocakları başkanı. Adam ameliyat olmuş. Üçüncü gün ameliyat yeri patlamış. Burasında kan geliyor. Baktım elinde gıda var. Başkanım ne yapıyorsun? Ben bunları yetiştirmem lazım diyor. Düşüyor tekrar kalkıyor. Düşüyor tekrar kalkıyor. Adam Malatya sevdalısı. Allah o dönemde elinden gelen ardına koymayan kim yapmışsa yapmış, Allah razı olsun abi. Sizlerde de yani bu şeyleri abi gündeme getirirsiniz. Görüşüyük, hak şeylerimizi savunuyuk. Ama ne milletvekili. Sen senedir burada nefes alıp veriyorsun. He, baba. Melek Baba'da oturuyor. 40 yıldır burada aynı bu havada. Ben Melek Baba'da oturuyorum. Doğup büyüm ben buraya. Doğup büyüm her şeyim burası. Ya biz Malatyalıyız abi. Abi ben Malatya'mı terk edip gidemem bir yere ha. Herkes giderse ben. Gittik gelip dayanamadık. Şunu söyleyeyim. Terk etmemizi istiyor birileri.
Biz de gitmeyeceğiz abi. İnadına gitmeyeceğiz. Biz de gitmeyeceğiz. Ne gidecek? Geçmiş olsun. Abi şimdi devam edelim. Aşağı doğru gidelim. Memleketimize tamam. Sahip çıkmasa kimse bize sahip çıkmaz. Aynen öyle. Ama bizim vekillerimize şu an canlı yayındayız. Akşam 8'de tekrarını izlersin. Tamam. Milletvekillerimize biraz başlarının hayatı. Malatya'nın oldu bu tek kaderi benim. Kaderi kaderi. Çıkın dolaşın ya. Ya şu gün olmuş. Bak ben 7.5 alayım. Esenlik mesela Malatya şeyi dilerinden 19 gidersen bak etikete 19.95'e patatesi veriyor. Tarımda 15'e veriyor. Niye? 19 niye o veriyor? O niye 19.90? Ben bunu dışarıda dolarla mı alayım, marka mı alayım? O Amerikan patatesi bu. Şey patatesi mi? Yunanistan mı yani? Bilmiyorum. Yani niye böyle olacak? Ya çıkın dolar şeyi ya. Fırsatçılık da esnafta da fırsatçılık çok. Ya bizim gözümüzü toprak doyurmaz. Aynen öyle. Esnafta doyurur mu? Fırsatçılık çok. Herkes kendini aslında bir öz eleştiri yapsın. Ya bugünlerde birbirimize destek olacak. Ne olursa olsun elden mi? Öyle öyle. Sen dolaşırsın bak milletin sorunlarını dinlesin, yansıtırsın ki herkes duysun yani. Aynen. 19.95 ya ben yedim. Bak çıktı. Öyle değil mi? Çıktı televizyona hane başına 10 bin lira. İlk etapta herkese dağıttılar. Bize gelince vermediler. Niye? Sonra da dediler hasarsızlara verilmiyor. Hasarsızlara vermiyor. Ha, i̇lk etapta dağıldı yani. Arkadaşlarım aldı. Hasarsız dağıldı. Olmaz hepsi aldı. Ondan sonra dediler kestiler. Afat dedik. Hasarsızlara verilmiyor. Var mı böyle bir şey ya? Ben 11 kişi sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Aşağı doğru gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Yani şöyle bir durum da var değerli izleyenler. Hakikaten abim dediği gibi bir markete gidiyorsun işte 5 lira bir markete gitsin, 10 lira bir markete gitsin, 7,5 lira. Ya bunun bir ortası yok mu yani? Yani anlamış değiliz değerli izleyenler. İlginç ilginç fiyatlar, ilginç ilginç rakamlar ortaya çıkıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun hakikaten. Zor bir süreçten geçiyoruz. Esnafta da var. Yok değil. Fırsatçı esnaf mı? Yok var. Var. Yani inkar edilmez bu. Herhalde yine burası da deprem öncesi mi olabilir Mert? Sanki bu enkaz bayağı bir eski gözüküyor ama. Tamam karar veremedim. Burada bir bina yıkılmış değerli izleyenler. Yan binası zaten ağır hasarlıymış. Sarıcıoğlu Mahallesi'nin altlarına doğru gittik diye ağır hasarlı binaları görmemiz mümkün. Mert ekranlarınıza getiriyor. Sol tarafta da bir binamız Mert. Ağır hasarlı galiba. O binada her şey sökülmüş. O binamız da büyük ihtimal yıkılacak binalar arasında yer alıyor değerli izleyenler. Sarıcıoğlu Caddesi'nde devam ediyoruz. Sarıcıoğlu Mahallesi Sarıcıoğlu Caddesi'nde devam ediyoruz. Burada da binalar yıkılmış herhalde Mert ya. Kaldırmışlar yani enkazlar kaldırılmış değerli izleyenler. Bu yeni kaldırılmışa benziyor buralarda. Mert ekranlarınıza getiriyor. Eski binalarsa zaten dayanması zor ama buradaki çoğu bina yeni değerli izleyenler. Sarıcıoğlu Mahallesi'nde zaten binaların çoğu yenilenmişti. Yeni binalar. Çok şükür fazla bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor bu çevrede ama şu yolun devamında biliyorsunuz Çavuşoğlu'na giden yol. Çavuşoğlu diye bir şey yok. Yani Cirik bunlar, Çavuşoğlu. Öyle bir mahalle kalmadı artık. Yine esnafımız çalışıyor. Bir selam verelim ona da. Selamünaleyküm. Nasılsın abi, iyisin? Ekmek teknesi bir şekilde dönüyor. Evet abi. Yani. Çalışmaya da devam ediyoruz. Siz de durumlar nasıl abi? İyi yanı çalışıyoruz yani. Perde işi yapıyorsunuz. Perde işi yapıyoruz. İnsanlar evet. Ev değiştirdi, evleri yok oldu. Ya ev değiştirdi. İşler açılım şey, biraz var mı? Yani şey, kimisi köye gidiyor, köyde prefabrik ev yapmış. Kimisi konteynerine o şekil perde yapıyorlar. O şekilde devam ediyoruz yani. Yani iş oluyor. İş oluyor yani. İşte kimisi köyde ev yapmış, kimisi evini değiştiriyor. Sizin bir şekilde. Sizin dekanından önceki yeriniz de burası mıydı? Burasıydı evet. Burasıydı evet. Anladım. Allah kulaklasın. Sağ olasın. Bir sıkıntınız derdiniz varsa dinleyelim. Ya sıkıntı yok yani işte hayat zor Malatya'da o şekilde devam ediyoruz yani. Her şeyin fiyatı almış başını gibi. Tabii şimdi. Yani sıkıntı var aslında da. Ne? Söyle abi söyle yani söylemezsek biz yani. Bir sonuca ulaşamıyoruz abi bir türlü. Her taraf enkaz, her taraf şey yani ne bileyim yani eskiye göre sıkıntı büyük ama bugüne şükür. Bugüne şükür. Yani. Geçmiş olsun abi. Sağ ol abi teşekkür ederim. Fiyatlarda bir artış oldu mu? Yani olmuş. Artış bu dolardan dolayı olmuştur. Başka da hani bizde öyle bir şey artışı yok. İşçilik anlamda artış oldu mu? İşçilik biz zaten işçi yoktur. Hep kendi şeyimiz. Kendi işimizi, kendi işimizi yapıyoruz. Ama başka da artışlar var illaki. Fahiş artışlar. Fahiş artışlar kiralar olsun, şeyler olsun. Mesela konut olsun, iş yeri olsun. Hı hı. Çok aşırı. Biz işte piyasa şartlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi bir evin maliyetini öğrenmeye çalışıyoruz. Bir evin ne kadara mal olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Mesela Malatya'da betonun metreküpü 2300-2500 civarına satılıyormuş. Elazığ'a bakıyorsun 1100 lira civarında. İşte Erzurum'da tabii 1500 lira var civarında. Mesela, Diyarbakır'da 1200 lira. Şimdi biz buranın tadilatını yaptık. Boyanın şeyi tam hatırlamıyorum da 1400'e falan aldık. Yani Elazığ'da 300-400 lira fark varmış. Değil mi? He.
Yani o tür şeyler de illaki var. Ya bir de almış başına gidiyor, herkes kendi kafasına göre. İşte diyorlar ki arz talepten dolayı Malatya'da fiyatı. Ya bu arz talep değil, bu tamamıyla fırsatçılık. Bu tamamıyla fırsatçılık, başka bir şey değil. Aynen, fırsatçılık. Yani daha önceden de mesela nakliye yine geliyordu. Herkes yine şey yapıyordu. Abi çimento da aynı çimento. Aynı fabrikadan geliyordu. Şeyde yani değişen bir şey yok. Maliyetlerin artmış olabilir ama aldığın malın değeri de o kadar artmamış. Tabii tabii, yok yok, yani bu... Yani maddede değişen bir şey yoktur. Öyle. Ekstra bir şey de katılmamış ama işte fırsatçılık o. Fırsatçılık, arz talep değil bu. Evet. Abi çok geçmiş olsun. Sağ ben abi. Devam edelim. Tamam, şöyle yavaş yavaş çıkalım. Perdecimiz açık değerli izleyenler. İsmi neydi bir dükkanımızın? Barış Perde, açık değerli izleyenler. Tam Sarıcıoğlu Mahallesi'nden aşağı doğru geldiniz, köşede. Caminin karşısında değerli izleyenler. Mert ekranlarınıza getiriyor, gel. Esnaflarımız orada yine. Mert, yanlarına doğru gidelim. Yavaş yavaş konuşalım onlarla da. Burası da Hidayet Mahallesi'ne giriyormuş. Büyük ihtimal burası Sarıcıoğlu Mahallesi değil mi? Burası da Hidayet Mahallesi olarak geçiyormuş derse. Tabeladan anlıyorum bunu. İhsan Caddesi. İhsan niye koymuşlar ki bu caddenin ismini? Soralım bir. Selamünaleyküm. Burası herhalde Hidayet Mahallesi olarak geçiyor değil mi? Mahallesi İhsan Caddesi. İhsan niye koymuşlar abi ismini? Önceden Mezarlık Caddesi'ydi. He. İhsan Caddesi olarak tabelalar değişti. Kent konseyi herhalde kafasına göre isimler kafasına göre devam zaten yani İhsan'la ne alakası var bu caddenin? Vallahi bunu bilemeyiz. Her mahalleye bir çiçek ismi koydular. Aynen, Zeki Müren Sokağı, Venüs Sokağı. Evet evet evet. Papatya'yımız, Derdeçal. Benim sokağım Cami Sokak'tı. Camiden hoşlanmadılar, Zambak Sokak koydular. Yani Zambak. Zambak. Zambak'la benim sokağımın ne alakası var? Mahallene Zambak mı yetişiyormuş? Hayır, Zambak'la alakası yok da neyse, ben... ben de şey yapıyorum, evet. Gırgırına soruyorum bunları. Kent konseyinde bulunanlar herhalde bir yayın işlesi, ya kardeşi bir tabela, alüminyum fabrikası kurdu. Bir tabelayı bastılar, yani. Belediyeye tahsis ettiler. Onlar da bu isim kurdular yani. Kafalarına göre. Size evet. Durumlar nasıl abi? Bizler deprem korkusuyla halen yaşıyoruz, şey yapıyoruz. Evde durumlar nasıl? Evde az hasar verdiler benim binama. Nerede evin nerede? Hidayet Mahallesi Zambak Sokak dedim. Ha. Taştepe Değirmeni'ni tamam. Biliyor musunuz? Neresi abi? Taştepe Değirmeni. He. Onun ara sokağında oturuyorum. Ara sokağında 53 yıllık yığma bina. Ben gittim itiraz ettim. Evet, yığma bina. Yine 3 kere geldi baktılar, şey verdiler, az hasar verdiler. Az hasar. Az hasardan sonra 13 tane deprem oldu, halen az hasarlı. Peki binanın durumu nasıl? Yani? Binanın durumu, ben gündüz kahvaltı yapıp yemek yiyip tekrar akşam çatıda, bahçede çadırda yatıyorum güven korkudan. Güven vermiyor yani sana bina? Bana güven vermiyor. Anladım. Artı yıkılan yerler, sokakları yıkıyorlar. Yıktıktan sonra yıkıntından geri kalan tozu, pisliği orada çamur olarak kalıyor. Öyle öyle. Kazınmış olsa biz orayı günlük yıkarız, kendi imkanlarımızla temizliğimizi yaparız. Sert zemin falan sepesi aslında oralara, en azından toparlanmış olur oralarda. Sadece bir kepçe göndersinler, ben bütün sokağı temizleteyim. Değil mi? Evet. Peki mahallenizde, Hidayet Mahallesi'nde, evet. Göçmen durumu nasıl? Göçmen durumu, yerli Malatyalı halkı bitti. Suriyeli, Afganlı, yani %40 Türk milleti kaldıysa %60 da göçmen oldu yani. Vallahi bu iş başka bir yere gidiyor yani. Ben öyle görüyorum yani. Yani bir koskoca Hidayet Mahallesi'nin %60 eğer göçmen durumuna düştüyse, %40 Türk durumuna düştüyse, bizim korktuğumuz bu iş başka bir duruma gidiyor yani. Bıraktı mahalleyi. Abi ne yapsın? Niye bırakması ki mahallesini? Yani geldiler, yerleştiler. Yani adetleri, halleri, hareketleri, her şeyi çok farklı insanlar çok bunlar. Çok farklı insanlar. Gece 12'den sonra zaten yıkılan binaların odunlukları, kömürlükleri var. Evet. Onlar metruk olarak kaldı. Evet. Biz mesela tespit ettiklerimizi belediyenin kepçesini bulduğumuz zaman bir ağız vurduruyoruz. Ama yetişemediğimiz şeyler var. Benim mesela sokağımda bir tane odunluk var, tespit ettim. Yorgan koymuşlar, halı koymuşlar. Yatma değil, esrar kalıntıları bulundu. Ha. Ben orayı kendi imkanlarımı yıkacağım. Ha. Evet, ben kendi imkanlarımla balyozla yıkacağım ben orayı. Tabii. Yıkacağım ve her şey yani belediyeye söylüyoruz ama belediye de yani bir noktaya kadar yani belediyeye ya söylememiz gerekiyor. Bir durum söz konusu. Hani bu yıkımlarla ilgili tamamıyla Malatya Valiliği sorumlu. Yani yatırım izleme koordinasyon merkezi, İKOP denilen bir. Evet. Ama onlara bakıyorsun işte, adamlar odalarına girmişler, klima odalarına. İhale yapıyorlar, çıkıp gidiyorlar. Yani ne denetim var, ne bir şey var yani. Kaç tane yıkım gördünüz? Hepimiz görüyoruz. Evet. Hangisinde su kullanılıyor? Çoğunda kullanılmıyor. Çoğunda kullanılıyor. Toz, duman, toz, toprak, her taraf. Asbest. O yani bunlar hep... Bu kiralara bir çare bulunsa ne iyi olur. Ne ödüyorsun abla? Ne ödüyorsun?
Kira valla kiramız yüksekti. Biz... Adam 1200 liradan 5000 lira diyor. Ev sahipleri de memnun değil biliyor musun? Burnlarını kıvırıyorlar ona. Aynen. Aynen. Yok. 5000 lira da az diyor. Heh. İşte 3-4 ay otur. Ondan bir, sonra bakalım herhalde. Bir de bakalım. Tekrar. 50 liradan 300 ettiler oğlanınkine. Nerede? Dükkan nerede abla? Şu arka tarafta. Ha, aşağıda ha. Evet, 50 bin liradan 300 milyon mu çıkardılar? 330 milyon ha. Allah size ne iş yapıyor ki? Konfeksiyon. İster otur ister oturma diye. Valla yani Allah bize böyle bir felaket verdi. Evet. Kul da daha da zorluyor ki başka halen, felaketler versin. Halen ayıkmıyorlar abi. Halen ayıkmıyorlar. Öyle öyle. Yani, abi geçmiş olsun sizlere. Sağ olasın. Devam abi. Edelim ablam. Ağzına sağlık sağ senin de. Kolay gelsin. Aa, eyvallah. Geçmiş olsun Allah sizlere de. Şöyle aşağı doğru gitmeye devam edelim. Abi habere mi çıkıyor? Canlı yayındayız şu an canım. Canlı yayındayız. Akşam 8'de de tekrarını izlersiniz. Devam edelim Mert. Sarıcıoğlu Mahallesi'nden aşağı doğru gitmeye devam edelim. Bu yol biliyorsunuz değerli izleyenler Sanayiye Çavuşoğlu'na bağlanan yol. Dümdüz devam ettiniz mi? Çavuşoğlu Sanayi Kavşağı'na doğru ilerliyorsunuz. Millet o kadar dertli ki. Yani bitmiyor bitmiyor. İnsanların derdi, sıkıntısı hiçbir şey bitmiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Zor. Zor bir süreçteyiz. Hasan Demezoğlu Camii. Burada ibadet devam ediyor değerli izleyenler. Maşallah. Hiçbir sıkıntısı yok. Burayı zaten yeni yapmışlardı ama hemen yan tarafındaki bina büyük ihtimalle ağır hasarlı. Ağır hasardan dolayı boşaltılmış. Cam penceresi her şey sökülmüş ama alttaki dükkan çalışıyor. Oraya da bir uğrayalım ama önce şuraya bir gelelim Mert. Burada da esnaflarımız var. Bir selam verelim. Hallerini, hatırlarını soralım. Şöyle, müsait miydik? Selamünaleyküm. Aleykümselam Burak. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ ol. Sen nasılsın? İyisin. Koşturmaca. Aynen devam abi. Kardeş, merhaba. Nasıl? Merhaba. Canlı yayındayız. Maşallah. Geldik maşallah, sizin sorun maşallah. Sıkıntılarınızı dinleyelim. Var mı sorun sıkıntı? Valla sorun Burak Bey gerçekten çok. Malatya işler acısı. Sahipsiz kaldı. Senin evde durumlar nasıl abi? Efendim? Evlerde durumlar nasıl? Valla baba evimiz Çarmuz'daydı. Yıkıldı. Çarmuz zaten dün çektik. Çok kötü ya. İki katlıydı. Yıkıldı. Geri kalanlar da zaten dükkanımız ağır hasarlı. Bura. Evet. Mahkemeye verdiler. Ha. Az hasarlıydı. Ortaya çevirdiler. Ortadan da ağıra çevirdiler. Ağıra çevirdiler. Ağır şu an ne abi? Kolon mu kırmış? Ne yapmış? Kolon kırık. Kolonlar kırık. Kolon kırık. Kirişleri kırık. Yani daha inat ediyorlar ki. Vallahi işte mal sahiplerinin herhalde... Mal sahipleri burada binada mı oturuyor? Mal sahipleri karşı binada da 4 daireleri var. Burada da 4 daireleri var. Oturuyorlar mı? Burada oturmuyorlar. Yok, taşınlar karşıya geçtiler. Şimdi kiracı koyacaklar oraya. Kiracı koydukları zaman... Muhtemelen. Yani kendi canını düşünüyor, kiracının canını düşünmüyor. Kiracı zaten ölsün gitsin. Aman ya Rabbi, aman ya. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya olmaz. Yaşadık ya. Yani. Elazığ depreminde en basit örneği vereyim. Balkonun hakimiyesi neydi? Hakim Bey apartmanı. Elazığ depreminde ağır hasar almış. Hı-hı. Az hasar açılmışlar, orta hasar yapmışlar, güçlendirme yapmışlar. Kaç kişi öldü orada? 86 vatandaşımızı kaybettik. Evet. Maalesef. Bu mülk sahiplerinin de artık şuna bir nokta koyması gerekiyor. Bir cana, bu dünyanın öbür dünyası da var abi. Evet. Bu dünyanın öbür dünyası. İnanmış insanlarız değil mi? Elhamdülillah. Bir şey söyleyebilir miyim? Allah Resulü diyor ki, kendine layık görmediğini bir başkasına layık görme. Mazhaplar için söylüyorum bunu. Aynen öyle. Kendine layık görmediğini istemiyorsan karşı komşuna da onu deme. Yani sen gideceksin sağlam binada oturacaksın. Öbür vatandaşa götürüp çürük binada oturacaksın. Böyle bir adalet bir de dünya var mı? Bir şey soracağım. Elazığ depreminden sonra böyle bir deprem bekliyor muydu? Hayır, hiç kimse de beklemiyor. Ne oldu bitti gitti dedik değil mi? Aynen öyle. Ne bilelim aynı gün içerisinde iki deprem olacak. 15 bin deprem olacak onun üzerine yine memlekette. Maalesef işler açtı. Bir yani bir anda yıkılmayacağını nereden biliyoruz? Smap'ına da yıkılmadım abi. Kaç tane bina? Evet. Kendi kendine. Hatırlarsan ben bir şeye seyrettim. Abi, bu yeğenim de bilir. Adamın birisi bir taş attı, iki taş attı. Bina sarsıldı. Üçüncü taşı da yıkıldı. O mizahı yapmışlar. Öyle orada, mi? Orada beklemişler. Yani bazı şeyler yapılmış. Aşağı dağılı yıkıldı falan dediler ya. Aksanlıkla alakası yok. O espri. Adam da bulduk sonra Palulu'ymuş. Elazığ'ymış. Malatyalı da değil yani. Geçmiş olsun da abi sizlere. Sağ olun, teşekkür ederiz. Geldik, bir selam verelim dedik. Allah razı olsun. Aşağı doğru gidelim. Aydınlatmanız bizim için önemlidir. Gittiğiniz yerde söyleyin. Memleketimizin hali bu. Ama sonunda ne olur? İnşallah bizlere yapılacak evler bir an önce
Bu 1 milyon nüfus var Malatya'nın. 1 milyon nüfusun en azından ne diyeyim sana 700 bini ev sahibi. Öyle düşünelim. Bu nüfus ayrı, ev sahibi ayrı. Bu ev sahipleri için bir an önce devletten, milletten veyahut da kesen dönüşümden herhangi bir ev sahibi derlerse bizi onun için bekleriz. Başka diyeceğimiz yok. Geçmiş Burak olsun. Bey sağ, sağ olun. Ben şunu diyorum. Malatya bu son depremlerde gerçekten sahipsiz kaldı. Yani milletvekillerimizi yani sahaya inmelerini diliyoruz. Ben aynen beraber. İkisine katıyorum. Yani iktidar da muhalefet de maalesef sınıfta Malatya'mız gelmiyorlar çünkü. Sahipsiz kaldı. Şu anda can güvenliğimiz kesinlikle yok. Evlerimize hırsızlar giriyor. Sokaklarda yani bir atıyorlar evet bir emniyet yani birimleri yoktur göremiyoruz yani. Bu yani, bununla ilgili büyük bir sıkıntılarımız var. Kimin nereden geldiği bellisiz. Malatya yani sahipsiz kaldı. Antep'ten, Urfa'dan o gelen kesimler herkes çok iyi biliyor. Evet, talan evet. Var şu an memlekette. Evet, talan var. Yani, talan var. Vallahi billahi talan var. Yazık oluyor yani ben memleketimize yazık oluyor. Senin benim hakkımı yiyorlar. Adamlar belki 3 ayda 15 tane daire alacak para kazandılar buradan. Evet, talanla, evet. Ha, aynen de öyle. Talanla, başka bir şey değil. Aynen babam. Yani yazık. Bugün görüyoruz insanları. Üzülürler. Geçen gün benim bir arkadaşım vardı. Evi az hasarlı bile değil. Hasarsız bir ev. 4 katlı 8 daire. Asansörü yüklemiş adamın evini boşaltmış gitmişler ya. Laf etti bana. Aynen kendisi laf etti. Çoğu yerde var bu iş. Değil, az önce abim bir olay anlattı. Kızının eşyası yani yeni evlenmişler. Bir yere teslim etmişler. Adam o depocu malı çalmış götürmüş. İkinci elde satıyor. WhatsApp durumunda paylaşıyor. Kimse müdahale etmiyor. Adam hatta çocuğun damatlık elbisesini giymiş. Poz veriyormuş. Allah ya. Böyle bir ahlaksızlık. Böyle bir nasıl diyeyim? Sorumsuzluk. Abi yok yok bu yapan kişi de yani bu bizden birisi ya bu toplumumuz evet. Bu toplumumuzdan aynen. Birisi. Evet, Türkiye ahlaksız ahlak yoksunu bir insan bu insan. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir sizin insan. Bu yeni ERTE'nin numarasını bana verseniz olur mu? 0544 328 1444 0500 pardon olmadı. 0544 0544 328 328 1444 bu bizim WhatsApp hattımız. 1444. WhatsApp hattımız. Oradan istediğiniz gibi mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Olsun. Geçmiş gelsin. Olsun. Kolay gelsin. Devam eyvallah. Devam edelim Mert. Yavaş yavaş aşağı doğru gidelim. Vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını. Tamam. Konuğumuz gelmiş bu arada değerli izleyenler. Mesut abi bugün var değil mi? Doğru. Mesut Özdemir konuğumuz. Burada sonlandıralım o zaman Mert. Fazla kimsenin süresinden de çalmayalım. Değerli izleyenler, bugün Sarıcıoğlu Mahallesi'ndeydik. Aşağı doğru geldik. Vatandaşlarımızın sorun sıkıntılarını dinledik. Bakalım yarın öbür gün nerelerde olacağız. Şimdilik hoşça kalın.